Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu sevgimle, saygım, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bir kere daha vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Malumunuz konu uzun sürüyor ve vakit alıyor. Bu nedenle izniniz olursa hemen konuya girmek istiyorum. Geçen hafta Kur'an hermeneti konusunun son derece önemli bir noktasına gelmiştik. Bu önemli noktada üzerinde durduğum husus musafın tabiatı gereği ortaya çıkardığı çok anlamlılık probleminin nasıl aşılabileceğine ilişkin bir soru sormuştuk ve çok anlamlılığı aşmanın imkanı ve yollarını konuşuyorduk bu çerçevede tekrar başlığımızı hatırlatmak ve onun üzerinden konuşmaya devam etmek bakımından müsaadenizle yazmak istiyorum çok anlamlılığı aşma Evet çok anlamlılıkla kastettiğimiz şey musafın çok anlamlılığı olduğunda kenara yazalım Hatta onu kırmızı yazalım. Musafın çok anlamlılığı. Çünkü bu konuya e, özellikle bütün konuşmalarımda dikkatinizi çektiğimi biliyorsunuz. E, Kur'an'ın değil Musafın çok anlamlılığı söz konusu ve bu çok anlamlılığı e, aşabilmenin yollarını konuşmuştuk ve bunun için e, geçen hafta e, konuşmamda. Musafın çok anlamlılığının e, karşımıza çıkarmış olduğu sorunu, problemi aşabilmek için bir hermönetik üçgen önerisinde bulunmuştum. Onu yeniden buraya bir küçük üçgen olarak e, çizmek istiyorum. Müsaadenizle. Evet, böyle bir üçgenimiz var. Bu üçgen e, Musafın Hermönetik anlam, hermönetik üçgen dediğimiz e, anlam sınırlarını belirleyen üçgendi. E, bu üçgenin bizim e, konumuz açısından son derece önemi var. Çünkü eğer karşımızda bir metnin çok anlamlılığı gibi ciddi bir problemle karşı karşıyaysak bu problemi aşmak zorundayız. Yani metni Derrida'da olduğu gibi anlamın sonsuz ucu bucağı gelmeyen bir bahrine İbn Arabi'de olduğu gibi bir ummana terk edemeyiz. Bunun sınırlarının olması gerekir. Hele bu metin kutsal ve ilahi bir metin ise ki söz konusu olan Musaftan bahsediyoruz. Öyle bir kitap, inandığımız kutsal kitap. Böyle bir kitabın mesajını doğru algılamak için o çok anlamlılığı netleştirmek zorundayız ve bunun için bir sınır çizmemiz gerekiyor. İşte bu sınırı e, naçizane üçgenle, hermönetik üçgen dediğim e, üçgenle çizmeye çalıştım. Bu üçgenin aslında mantığının e, da biraz tekrar hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta üzerinde durmuştum konunun başında. Bu üçgenin mantığı şuna dayanıyor. Daha önce Ali İmran suresinde üzerinde durduğumuz 7 ayet, İmran suresinin. Orada muhkem ve müteşabih ayrımından söz etmiştik ve bunun e, üzerinde durmuştum. Hatırlayacaktır izleyenler. Bu muhkem ve müteşabih e, üzerinden tekrar e, hatırlatmaya yaparak devam etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in e, yani yazılı metin olan musafın e, anlamlarını bu muhkemin muhkematın e, belirlediğini bu muhkemat ile de benim kastettiğim şey tam olarak işte bu üçgen olduğunu ifade etmek istiyorum. Hermonetik üçgenimiz Kur'an'ın musafın muhkematından oluşuyor. Biraz daha açarak söyleyecek olursam Musaf'ın, Kur'an'ın muhkematı dediğimizde bundan kastettiğimiz şey ilahi mesajın yazalım ilahi mesajın mesajın e, dokunulmaz ilkeleri yani Allahu Teala'nın Kur'an'ı indirmekteki amacını, maksadını ifade eden e, mesajın dokunulmaz ilkeleri var. İşte bu dokunulmaz ilkeler muhkemattır. Ve Kur'an ve mushaf metinleri bu dokunulmaz ilahi metnin mesajlarının çerçevesi içinde anlaşılmak zorundadır. Bunun dışında ona bir anlam yüklemek keyfiliktir ve asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Dolayısıyla bu çerçevede muhkemat çerçevesinde konuyu ele almak zorundayız ve üçgeni de ona göre çizdik bir bölümünü konuşmuştuk. Bugün iki kenarı, geri kalan iki kenarı ve üzerinde çok önemli duracağımız konular var. Onları ele alıp konuşacağız inşallah. Dolayısıyla burada müteşabih dediğimiz olgu daha önce de üzerinde durduğum gibi Kur'an-ı Kerim'in metninin muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrılmasını ifade etmiyor. Müteşabih ifadesi Kur'an'daki özellikle mushaf olduktan sonra'yı ve içine alarak söyleyecek olursak Kur'an'daki art niyetli insanların art niyetli kötü niyetli olan insanların Allahu Teala'nın ilahi mesajda kastetmediği mesajda bulunmayan anlamlara çekmeleri muhtemel ifadeler. İşte Hristiyanları örnek vermiştik biliyorsunuz. Dolayısıyla bugün Önüne herhangi bir sıradan meali alıp da YouTube'da ahkam kesenleri de e, izlediğinizde gördüğünüz üzere işte bakın bu ayet burayla çelişiyor. Burada şu hata var yok şurada bu hata var diye haşa e, olur olmaz şekilde konuşan insanların üsluplarına da dikkat ettiğinizde işte bu art niyetli olmak orada bir kusur aramak e, efendim bir e, eksiklik bulmaya çalışmak e, gibi bir niyetle metni okuduğunuzda bu metinden anladığınız anlam ancak muhkemat ile test edilebilir ve muhkemat çerçevesinde o anlamın doğru olup olmadığını belirlemek durumunda kalırız. Bu nedenle e, hermonetik üçgenimizin bu her üç bölümünde yer alan konular ki e, geçen hafta üslubu konuştuk. Üslupla ilgili biraz hatırlatacağım. Bugün inşallah dünyevi olan bölümleri konuşacağız dünyevi burada da okrevi olan muhkematı konuşacağız Dolayısıyla e, okumuş olduğumuz ve çok anlamlılığından söz etmiş olduğumuz Musaf'ın bu çok anlamlılığının bu çok anlamlılığın hangi anlamın doğru hangi anlamın yanlış bugün biraz da onlar üzerinde duracağım hangi anlamın doğru, hangi anlamın yanlış olduğu meselesi karşımıza çıkar ve bu son derece önemli bir husustur. İşte tam da burada doğru anlamı yanlış anlamdan ayırt etmek gibi hermönetin çok önemli bir konusu ki özellikle Paul Ricoeur okuyanlar bunu hatırlayacaklardır. Dolayısıyla anlamın doğruluğu ve yanlışlığı üzerinden konuya baktığımızda doğru anlam muhkemat ile uyumlu olan anlamdır müteşabih olan ifadelerin tamamının anlamının doğruluğu muhkemat ile uyumunda aranmak zorundadır. Dolayısıyla muhkematı ı Kur'aniye'ye uygun olmayan e, herhangi bir ayet ya da sureye verilen anlamlar kesinlikle yanlış anlamlardır. Çünkü bu ayetler sadece müteşabih olarak anlamlandırılamazlar. Bunları mutlaka muhkemat e, üzerinden yani benim hermönotik üçgen dediğim bu üçgen üzerinden değerlendirmek, okumak ve anlamak zorundayız. Şimdi böyle olduğunda değerli izleyenler konumuza geçebiliriz. Bu aynı zamanda bir mukaddime olarak üzerinde durdum. Mushaf'ın yazılı metninin önümüze koyduğu çok anlamlılık problemini aşabilmenin bir yöntemi olarak, hermönetik bir yöntemi olarak önerdiğim hermönetik anlam üçgeni burada, Üslub açısından geçen haftada konuşmuştuk. Kur'an'ın üslubundan hareket ederek orada bir çelişki bulmak, işte bak bu ayet bununla çelişiyor şeklinde iddia etmek kesinlikle e, bilimsel, e, ilmi değeri olan bir iddia olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisi bende çelişki yoktur diye muhkem bir ilke olarak bunu vaz etmiş. Allah indirdiğim kelamda bir çelişki olamaz. Çünkü bu benim katımdan inmektedir buyurduktan sonra hiçbir Allah'ın kulu Kur'an'da çelişki olduğunu iddia edemez. Bu hermenetik anlamda savunulur, savunulabilir bir görüş değil. Bu savunulamaz. Savunabilirim diyen varsa geçen hafta da söyledim. Hodri meydandır. Bir örnek versin konuşalım, üzerinde tartışalım. Dolayısıyla bu savunulabilir değildir. Onun için Kur'an'ın üslubu, ifade biçimleri, Kur'an'ın muhkematı çerçevesinde anlaşılmak zorundadır ve bu muhkemat çerçevesinde anlaşıldığında herhangi bir sorun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi her birini birer müstakil başlıklar halinde müsaadenizle üçgenin diğer e, ilkelerini ifade edeceğim. Bu birinci ilkeydi. Bunu konuştuk bu birinci ilkeyi. Şimdi dünyevi olanı ikinci ilkeyi konuşalım. İkinci ilke. dünyevi sabiteleri Kur'an'ın muhkematının ikinci ilkede yer alan dünyevi sabiteleri nedir? Bu sabitler nelerdir ve biz bu sabitler üzerinden Kur'an-ı Kerim'de yer alan Musaf-ı Şerif'te çok anlamlı olarak okuyacağımız veya okumamız mümkün olan ayetleri nasıl anladığımızda, hangi sabitler üzerinde anladığımızda doğru anlayacağımız hususunu Şimdi burada birer maddeler olarak yazalım ve ele almaya çalışalım. Bir, adalet. Kur'an'ın en çok vurguladığı bir husus olan adalet. Her cuma hutbeden inmeden imamın Allah size adaleti emrediyor emriyle aşağıya indi. Ve adeta Musaf'ın ve Kur'an-ı Kerim'in en önemli dünyevi vurgusu olan Son derece önemli bir ilke olan adalet, bizim hermonotik üçgenimizin ikinci ilkesi, ikinci kenarında yer alan sabitlerdir ki Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan hiçbir ayet, hiçbir sure bu adalet vurgusunu zedeleyecek şekilde anlaşılamaz. Kimse Kur'an'ın vurgusunu ya da efendim adalet'e olan teşvikini ve davetini ve çağrısını göz ardı ederek herhangi bir ayetten adaletsizlik sonucu çıkacak şekilde bir anlam Kur'an'da herhangi bir ayete bunu yükleyemez. İkincisi liyakattır. Kur'an gayet açık bir şekilde emanetleri ehline verin buyurmak suretiyle müminlere ya eyhellezine amenu eddul emanat ila ehliha. <Sessizlik> Emaneti Ehline vereceksiniz. Bu hiçbir şekilde dokunulamaz bir Kur'ani mesajdır, bir ilkedir. Dolayısıyla e, herhangi bir ayet, herhangi bir şekilde efendim İslami, tırnak içinde söylüyorum adı İslami olan herhangi bir şey liyakat dediğimiz bu önemli ilkeyi ihlal edecek şekilde anlaşılamaz, yorumlanamaz yorumlandığı ve anlaşıldığı takdirde bu yanlış olan grubun içine girer. Hermenotik olarak bu yanlıştır. Böyle anlam veremeyiz. Kur'an açıkça liyakatı emretmektedir. Tabi burada tam da önemli olduğu için liyakat konusunda biraz üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in liyakatı emretmesinde bu konu o kadar önemli ki burada Din belirleyici değildir, ırk belirleyici değildir, dil belirleyici değildir, hiçbiri belirleyici değildir. Önemli olan ehliyettir. Dolayısıyla ehliyet esastır. Yani Allah emaneti, bir görevi, bir sorumluluğu o işi kaldırabilecek, üstlenebilecek, yüklenebilecek, taşıyabilecek olan ehliyet sahibi kimseye verilmesini açıkça emrediyor. Müminlere verin demiyor, Müslümanlara verin demiyor, Araplara verin demiyor, Türklere, Kürtlere verin demiyor, şu dili konuşanlara verin demiyor. Herhangi bir ayrım yok, coğrafya yok, hiçbir şey yok. Tamamen muhkemat bir temel Kur'ani ve dünyevi bir ilkedir. Ehliyete vurgu yapıyor ve bu ehliyetin zayi edilmesini kesinlikle yasaklıyor. Ve bu açıdan mushafta yer alan herhangi bir ayeti kerimeyi bu temel ilkemiz olan, liyakat ilkesine aykırı olarak anlamamız e, kesinlikle sağlıklı bir anlamı olamaz. E, yanlış bir anlamadır. E, bunun tahsihi gerekir. Tahsihi de Kur'an'ın muhkematıdır. Liyakatı bize emretmektedir. Üçüncüsü paylaşımdır. Dolayısıyla dünyevi olarak Kur'an bize paylaşımı o kadar çok vurgulayarak emreder ki bu bağlamda da yine bazı hususları farklı olarak Yazmak istiyorum müsaadenizle. Kur'an adına sadaka dediği, adına infak dediği ve yine daha sonra adına Müslümanların zekat diyecekleri Kur'an'da da bu manada kullanıldığını söyleyelim. Ee, yardımlaşma araçlarıyla, bunlar yardımlaşma araçlarıdır. Bunlar vasıtasıyla Kur'an bize... E, bu dünyada yaşarken sadece kendimizi düşünmememiz gerektiğini, aynı zamanda muhtaç olan kimseleri de düşünmemiz gerektiğini ve özellikle de bunun altını çizerek Kur'an-ı Kerim اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْاَمِل۪ينَ عَلَيْهَا Ve قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِم۪ينَ وَفِرْرِقَابِ e, ayetinde 8 sınıf sayarak kimlere nasıl verileceğine dair bunu zekat konusunu işlerken inşallah yeniden el alacağım. E, belirtmek suretiyle özellikle sureyi Bakare'de e, Kur'an-ı Kerim'de yine aşağıda uhrevi maddeleri ele aldığımda da üzerinde duracağım üzere inşallah birazdan. Mahşer gününde artık dostluğun, alışverişin, şefaatin hiçbir şeyin kar etmediği günde sıkıntıya düşmemek için bugünden elimizde bulunan Allah'ın bize lütfettiği imkanları muhtaç olanlarla paylaşmamızı emreden ayet-i kerimeye de baktığımızda bu paylaşımın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki hiç kimse Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti bu paylaşıma aykırı olarak anlayamaz. Bu paylaşım meselesi çok önemlidir. İster adına zekat diyelim, sadaka diyelim, infak diyelim, adına ne dersek vergi diyelim, ne dersek diyelim hep bana diyemeyiz bunu muhtaç olanlara en yakınımızdan başlamak üzere en yakınlarımızdan başlamak üzere paylaşmamız gerektiğini ve bu paylaşmanın sadece maddi manada değil manevi manada ilmimizi paylaşmamız gerektiğini, bilgimizi paylaşmamız gerektiğini, sahip olduğumuz değerleri paylaşmamız gerektiğini. Paylaşım birlikteliği ifade etmek bakımından az sonra yazacağım maddelerde de bunu göreceğiz. Son derece Kur'an-ı Kerim'in önemsediği bir vurguladığı muhkematıdır ve benim hermönetik üçgenin bir kenarını bunlar oluşturuyor ve böylece e, herhangi bir ayeti anlamlandırırken bu paylaşım e, vurgusunun ve ifadesinin bize sağlamış olduğu çerçeve içerisinde konuyu el almamız ve anlamamız gerektiğinin altını çiziyorum. Dördüncüsü yine Kur'an-ı Kerim'in ısrarla vurguladığı dengedir. Sure-i Rahman'a baktığımızda dengenin ne kadar önemli olduğunu varlıkta ontolojik olarak Allahu Teala'nın ve bu dengenin birey toplum ve evren olmak üzere hepsini kapsayan anlamda bir dengeden söz ettiğini görüyoruz ki bu dengeyi biraz daha açarak ifade etmem gerekirse değerli izleyenler müsaade buyurursanız A ontolojik denge B sosyolojik denge Buna bireyi de katalım C psikolojik dengeyi de koyalım. Bu dengeler Kur'an-ı Kerim'in o kadar çok vurguladığı, o kadar çok üzerinde durduğu hususlardır ki Kur'an-ı Kerim'deki yer alan ayetleri ve sureleri bu sözünü etmiş olduğum dengenin anlamını sarsacak ya da onunla çelişecek, onunla efendim tezat teşkil edecek şekilde anlaşılmasına izin vermez ve böylece gayet net olarak ifade etmeliyim ki Kur'an-ı Kerim bize çok net bir biçimde dengeyi emretmektedir ve dengenin bozulmasını yasaklamaktadır. Konu uzamasın, vakit almasın diye çünkü konuşacağım çok fazla bugün bitirmeyi düşündüğüm mevzu var. Özel örnekler veremiyorum ama bu haftadan sonra başlayacağım Kur'an hermeneti ve örnekler konuşmalarımda inşallah bu anlamda bol miktarda örnekleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dolayısıyla denge bizim mushaftaki çok anlamlılığı ve bu çok anlamlılık içerisinde ortaya çıkabilecek problemleri aşabilmemiz açısından bir mihenk taşı e, özelliği taşımaktadır ve denge e, üzerinde durmamız gereken son derece önemli bir hermonetik temel ilkedir. Beşincisi birlik Kur'an-ı Kerim'in en çok vurguladığı dünyevi ilkelerden bir tanesi de birlik ve beraberliktir. وَاَتَصِمِوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا da ifade edilen birlik ve beraberlik ve yine Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde sıklıkla gördüğümüz birlik ve beraberliğe olan vurgu o kadar çok önemlidir ki bunu da müsaadenizle bazı ayrıntıları açısından şöyle açmak istiyorum. Bu birlik ve beraberliğin en küçük parçasında aile birliği. Aile birliği. Özellikle küçük toplumlarda köy, kent vesaire şeklinde söyleyeceğimiz bir coğrafi birlik. C kültürel birlik. Ve bütün bunları kapsayan ümmet birliği ve bu ümmet birliğinin hedefinde var olan insanlık birliği, insanlığın kardeşliği üzerine kurulacak olan birlik ki Kur'an'ın hepiniz Adem'densiniz vurgusuyla ifade etmeye çalıştığı mesaj da budur. Dolayısıyla birlik dokunulmaz bir husustur. Kur'an-ı Kerim'in bunca vurgularına, bunca emirlerine ve dikkat çekmelerine rağmen herhangi bir ayeti bu birlik ve beraberliği göz ardı edecek şekilde bu birlik ve beraberlik vurgusuna zarar verecek şekilde anlamaya kalkışmak ya da ona böyle bir anlam yüklemek ve çevirmek kesinlikle kabul edilemezdir. Dolayısıyla Kur'an'ın hiçbir ayeti ya da suresi birlik vurgusuna, beraberlik vurgusuna aykırı olarak yorumlanamaz ve anlamlandırılamaz. Bu son derece önemli bir hermönetik ilke olarak yazacağımız bir durumdur. Altıncı ilkemiz barıştır. Şimdi bu son derece önemli ilkemizin de müsaadenizle üzerinde durmak istiyorum biraz ayrıntılarına çok fazla ayrıntı olmamak suretiyle girmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in Barışa olan vurgusu ve savaşa sadece izin vermiş olması dikkat edersek savaşla ilgili cihatla ilgili ayetlerin hepsinin temel vurgusu değerli izleyenler izindir. Savaş bir zorunluluk durumunda verilmiş bir izindir. Asıl olan barıştır. Barış asıldır. Barış asıldır savaş bir ruhsat, bir izindir. Dolayısıyla Kur'an'ın ve Musaf'ın temel vurgusu barış üzerinedir. Müslümanların ana hedefleri dünya barışını gerçekleştirmeyi hedefleme olmalıdır. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz İslam dünyasında barış, arkasından dünyada barış. Ama her halükarda barışın esas olduğunu Kur'an-ı Kerim'deki onca ayetin vurgusundan anlıyoruz ki barış asıldır ve Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir cihat ayeti ve izin verilmiş olan özellikle savaşla ilgili düzenlemeleri ifade eden ayetler bu mesajın muhkematı Kur'aniyenin aslının barış oluşu mesajını asla göz ardı etmemize imkan veremez dolayısıyla e, Kur'an'da yer alan şiddet içerikli ölmeye yönelik öldürmeye yönelik buna teşvike yönelik cihada yönelik e, savaşa harbe yönelik ifadeler mesela müminleri savaşmaya teşvik et gibi ayetler müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün gibi ayetlerin bunların hepsi geçici bir durumdur bunlar onu müsaadenizle farklı bir renkle yazayım bu durum ruhsattır ve geçicidir Tarihsel izin verildiği süreçler için geçerlidir. Fiili harp durumuyla ilgilidir. Asıl olan barıştır. Evrensel olan budur. Kalıcı olan, evrensel olan, sabit olan barıştır. Kurandaki tüm cihatla ilgili ayetlerin bu çerçevede, yani barış üzerinden yorumlanması, değerlendirilmesi, anlamlandırılması bir zarurettir. Aksi takdirde Musaf-ı Şerif'in içerisinde yer alan ayetlerden e, hareketle Allahu Teala'nın kastetmediği, yukarıda muhkemat üzerinden tespit etmeye çalıştığım muhkematı Kur'an ile ters düşebilecek çok farklı anlamlar o ayetlere vermek mümkündür. Bu da maal okuyucularının kafalarının karışmasına, ya da İslamı ve İslam'ın mesajını yanlış anlamalarına sebebiyet vereceğinden dolayı bu konuda maal yazarlarımızın da dikkatlerini ayrıca çekmek istiyorum. Birazdan bazı örneklerde vereceğim. Bu örnekler üzerinden de geçen hafta vermiş olduğum bir kısım mesajları bu haftada yeniden tekrarlamak istiyorum inşallah. Şimdi bir önemli maddemize geldik. üzerinde biraz daha uzunca konuşacağım bir madde. Bu özgürlük maddesi. Kur'an-ı Kerim özgürlüğe o kadar vurgu yapar ki bu vurgusuna rağmen Müslüman kelamcıların nasıl olup da e, cebri bir e, sünni kelam da cebridir çünkü. Cebri bir kelamı, cebri bir düşünceyi e, itikat ve inanç olarak Müslümanlara sunabildiklerine hayret ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in, Musaf-ı Şerif'in içinde yer alan ve özgürlüğü e, vurgulayan ve özgürlükten asla taviz vermeyen o ayet-i kerimelerin e, bazılarından ve özellikle de yanlış anlaşılan birkaç ayet-i kerimeden bu çerçevede, özgürlük çerçevesinde e, müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Onun için Kur'an'ın özgürlük vurgusu dokunulmazdır. Şimdi bu özgürlük vurgusunu A- bireyin özgürlüğü ve toplumların yaşam özgürlükleri ee, üzerinden değerlendirdiğimiz zaman bu bireyin ve toplumun özgürlükleri içerisinde düşünce özgürlüğü inanç özgürlüğü eylem özgürlüğü Çünkü bu üçü bir arada olmadığında özgürlükten söz edemeyiz Düşüncesinde özgür olmayan bir insanın özgürlüğünden, inancında özgür olmayan bir insanın özgürlüğünden, düşündüğü ve inandığı gibi eylemde bulunamayan bir insanın özgürlüğünden söz edemeyiz. Düşünce, inanç ve eylem birliği özgürlüğün olmazsa olmaz zorunlu koşuludur. Zorunlu koşuldur. Şimdi bu konu... E Aşağıda üçüncü ilkeyi konuşurken de üzerinde duracağım üzere son derece önemlidir çünkü Kur'an-ı Kerim bu bireyin ve toplumların özgürlüklerine düşünce, inanç ve eylem bazında özgür olduklarına ilişkin o kadar çok vurguda bulunmaktadır ki onlarca ayet bu meseleyi bize anlatmaktadır. Şimdi böyle olduğu zaman özgürlük konusu çok nettir. Açık olarak ifade ediyorum ve kırmızıyla da yazmak istiyorum. Özgürlük konusu Kur'an'ın dokunulmaz ilkesidir. Bu özgürlük vurgusuna rağmen e, Sünni kelamcılarında e, Kur'an'da cebir, yani insan özgürlüğünü reddeden iradeyi, insan iradesini yok sayan Ayetler var deyip de bu ayetlerden bazılarını birazdan size örnek vereceğim. Bu ayetlerden hareket ederek Kur'an'ın vurguladığı özgürlüğe aykırı, özgürlükle çelişen bu ayetlere anlam vermek kesinlikle yanlıştır. İster mütercim olsun, ister müfessir olsun, ister fakir, ister mütekellim, kim olursa olsun. Musaf'ta yer alan herhangi bir ayeti Kur'an'ın genel mesajında, ana muhkemat içinde yer alan mesajında yer alan özgürlüğe aykırı olarak anlam veremez. Gayet net olarak ve iddialı olarak söylüyorum. Çünkü buna aykırı mesaj vermek demek, haşa Allah'ın kendisiyle çelişmesi anlamına gelir ki, çelişmediğini söyledi. Üslupta geçen hafta konuştuk, bugün de dersimizin ve konuşmamızın başında, ayrıca vurgulayarak dikkatinizi çekmeye çalıştım. Onun için özgürlük dokunulamazdır. Şimdi tam da bu özgürlük bağlamında değerli izleyenler, müsaadenizle birkaç ayet-i kerimeden örnek vererek bunu örneklemek istiyorum. Örnekler diyeyim. Bu konu çok önemli olduğu için sadece ...izah ederek geçmek istemedim. Örnekler vermek istiyorum. Şimdi... ...bu meyanda... ...en çok... ...yanlış anlaşıldığını düşündüğüm... ...hatta bazı makalelerimde... ...kitaplarımda... E, ...yazarak da bunu neşederek de... E, ...yayınladığım... ...Tekvir suresindeki... ...Tekvir suresi 25... ...81. suresi... ...25-29. ayetler arasında... E, göreceğimiz birazdan üzerinde duracağım yazacağım ayetleri bu ayetlerin e, bağlamında insan özgürlüğünün yok edildiğini insanın özgür olmadığını iradesinin olmadığını e, sünni kelamcılarımızda maalesef e, bu şekilde anlamışlar ve bu şekilde yorumlamışlar e, Musaf'ın böyle söylemediğini ayetin böyle söylemediğini Kur'an'ın böyle söylemediğini Birazdan size göstermeye çalışacağım. Ee, tabii bunu yaparken e, değerli izleyenlerimiz şöyle düşünebilirler. E, maşallah Ahmet Hoca bugüne kadar kimse bunu anlamamış. Maşallah sen anlamışsın gibi düşünebilirler. Haklıdırlar. E, bu arada parantez içinde e, dinleyenlerimizin e, düşünce özgürlüğünden söz ediyorum. Her türlü düşüncelerine hem saygım var hem de özgürdürler. Ben e, naçizane Bildiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Takdir tamamen size aittir. Ee, hiçbir şey yok. Sadece paylaşıyorum ve e, böyle olduğunu söylüyorum. Bir bilim insanı olarak iddia ediyorum. Çok da iddialı olarak da konuşuyorum. E, onun için e, böyle bir ara izahda bulunma ihtiyacı hissettim. Bana hak vereceğinizi umut ediyorum. Şimdi. Ee, bu örneğe geçmeden önce örneğin ne kadar önemli olduğunu, bu yedinci maddenin ne kadar hayati olduğunu, e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu bu elimde bulunan Musafir Şerif Mali e, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınıdır. Tekvir suresinin bu 25 29 ayetlerinin tercümesini okuyorum değerli izleyenler. Tercümeyi lütfen bir dinleyiniz ve sonra bu konudaki hassasiyetimin ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Takdir sizlerindir. 25. ayetten itibaren başlıyorum. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Parantez içinde hal böyleyken parantez kapatıyor. Nereye gidiyorsunuz? 27-28'i ikisine birlikte anlam vermişler. O yani Kur'an alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için bakın buraya dikkat buyurunuz lütfen. Birazdan da arz edeceğim. İçinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür Kur'an. Dürüst olmak isteyenler için, dürüst olmak için irade sahibi olmak gerekir. Şimdi bu anlamı vermiş 28. ayet. Bakın devamında 29'a ne diyor? alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. bir ayet önce işte bunları alıyor YouTube'un kahramanları. Mali önüne koyuyor. Bak az önce ne diyordu? Şimdi de diyor ki Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. E Allah dilemedikçe ben dileyemiyorsam nasıl özgürüm? Nasıl inanacağım? Sonra da yine Kur'an bana diyor ki dileyen inansın dilemeyen inanmasın diyor. E ben dileyemiyorum ki sen dilemedikçe ben dileyemiyormuşum. Nasıl ben dileyeceğim diyor. Yorum yapıyor konuşuyor insanlar. Ve bunların böyle konuşmasına biz kapı aralıyoruz. Bu mealleri biz böyle yazınca insanlar da böyle konuşuyor. Dolayısıyla dinde zorlama yoktur. La ikrahe fid din kad tebeyyene min minel gayr. <laughs> Hak batıldan ayrılmıştır. Dinde zorlamak yoktur. Men şa efel yu'min ve men şa efel yekfur. Kim istiyorsa inansın, kim istemiyorsa inanmasın diyen bir kitap içinde zerre miktar iyilik yapmanın, zerre miktar kötülük yapmanın hesabını soracağını söyleyen bir kitabın bunları biz iyi mi kötü mü işler yapmak için bizi denemek üzere birazdan diğer ilke de bunları konuşacağım, üzerinde durmaya çalışacağım. Söyleyen bir kitabın içinde tekrar Allah'ın ben dilemeden siz dileyemezsiniz, sizin özgürlüğünüz, iradeniz yok. Tamamen bana aittir şeklinde bir beyanda bulunması kabul edilebilir mi? E hocam ayet böyle söylüyor, hayır ayet öyle söylemiyor. Bizim muhterem mütercimlerimiz böyle söylüyor. Ben birazdan ayet yazacağım ve sizinle paylaşıp üzerinde duracağım, izah edeceğim. Ayet böyle söylemiyor. Bu ayetlerin anlamına geçmeden önce bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur'an'da sıklıkla geçen Allah kimi hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa onu kimse hidayet edemez. Ayet-i Kerime gibi ayetlerin de varlığını dikkate alırsak Kur'an-ı Kerim'in en net mesajının olduğu en net bakın. Diğer bütün mesajlarının içinde en net mesajı Allah'a imana davettir ve bu davetin özgürce gerçekleşmesini taleptir. Kur'an'ın tamamını okuduğumuzda bunu görürüz. Örnekler bölümünde de bunların üzerinde duracağım. En net mesaj budur. Bu kadar net bir mesajı gölgeye düşürecek şekilde yapılan tercümeler nedeniyle maalesef e, Allah dilemeyince ben iman edemiyormuşum. Sapan da Allah'ın dilemesiyle sapıyormuş. Ne olacak şimdi bu diye insanlar mali okuyor, önüne koyuyor, başlıyor konuşmaya. Şimdi değerli izleyenler, burada hidayet ve dalalet sapkınlık. Bunların Allahu Teala ile olan ilişkisine dair ayetlerde size ölçü olacak bir husustan bahsediyorum. Bah Affedersiniz bahsedeceğim. sonra da Tekvir Suresi'ndeki bu 25-29 ayetler üzerinde duracağım. Bu özgürlük konusu son derece önemli olduğu için beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Şimdi Allahu Teala diyor ki: "Men yehdillahu fela mudlile. İlahir. Ve men yudlil fela ha Kime Allah hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdiremez diyor. Şimdi burada bizim klasik kelamcılarımızın da tartıştıkları daha sonra da felsefecilerimizin, filozoflarımızın tartıştıkları çok önemli bir nokta. Dikkatinizi müsaadenizle istirham etmek istiyorum. Bu konuda bu çerçevede değerlendireceğimiz tüm ayetler için söylüyorum bunu. İki tane önemli husus var. Birisi imkan, diğeri de vuku meselesi. İmkan ve vuku. El vuku. Bu iki kavramı birbirinden ayırt etmeyen ya da ayırt edebilecek bir düzeyde altyapıya sahip olmayan kimselerin Kur'an'daki bu tür ayetlerin anlamlarını konuşmaya kalkması ilmi bakımından kesinlikle doğru değildir. İlme saygı bakımından asla kabul edilebilir bir durum değildir. Şimdi bir şeyin imkanı ile vuku birbirinden ayrıdır. Şimdi vuku dediğimiz realite olan demektir. Yani gerçekleşen demektir. İmkan ise olabilecek, gerçekleşebilecek sınırsız sayıda sınırsız ihtimallerdir. Peki bunlar gerçekleşmiş mi? Hayır. Vuku da gerçekleşir. Şimdi bu ifadeler Allahu Teala'nın kudretini vurgular. Allah'ın kudretine bir vurgudur. Kudret vurgulanıyor. Yani Allah öyle güçlüdür ki hatta onu yazayım onun ay o ayetin üzerinde duracağım ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Sıklıkla geçen bir ifade bu, değil mi? Hepimiz biliriz. Allah her şeye kadirdir. İşte Allah'ın her şeye kadir olması imkandır. Allahu Teala her şeye kadirdir. Yani Allah bir kimseye hidayet edebilir ve ederse onu kimse saptırmayabilir imkan dairesindedir. Birisini saptıracak olsa onu kimse hidayet ederemez imkan dairesindedir. Peki buradan hareketle bu imkandan hareketle vuku'a gelmiş gibi söz edebilir miyiz? Hayır. Bakın Allah şart cümlesi bu. Bakın bu bir şart cümlesi ve bu şart cümleleri hemen her dilde böyledir ee, irrealisttir. Yani ad üstünde irrealistir. Yani gerçekleşmemiş olan şart cümleleridir. Dolayısıyla e, şart cümlesi olarak Allah bir kimseye hidayet ederse onu kimse saptıramaz demek imkanı ifade ediyor. Allah'ın buna gücünün yeteceğini söylüyor. Peki bundan vuku anlamını çıkarabilir miyiz? Sanki böyle yapmış gibi bir anlam çıkarabilir miyiz? Hayır. Hayır çıkaramayız. Neden? Çünkü vuku başka, imkan başkadır. Allah'ın buna gücü yeter mi? Evet. Allah bir kimseyi hidayet e eder mi? İsterse gücü yeter mi? Evet. Peki etti mi? Hayır. Neden etmez? Çünkü Allah'ın ona hidayet etmesi değil, onun kendi iradesiyle, özgür seçimiyle hidayete ermesini Allah istiyor. Allah ondan kendi özgür düşünceleriyle şurada yazdık. Özgürlüğüyle ondan bir inanç eylemi ortaya koymasını talep ediyor. Onu zaten bunun için yarattı. Niye onu e, hidayete erdirsin Allah ona efendim hidayet versin? Bu tamamen bizim özgür seçimlerimizle ilgili bir şeydir. Bu Allahu Teala için bu bir imkandır. Bizim seçimlerimizse vukudur. Şimdi ben inanıyorum. Bu vukudur. Vuku bulmuş bir şeydir. Allah her şeye kadirdir. Ne demek? Allah'ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yok demektir. Peki şimdi lütfen buraya dikkat edelim. Bakın bu imkandır. Allah'ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu imkandır. Peki bunu başka bir renkle yazalım. Farklı bir renk olsun. Allah zulmeder mi? Allah'ın her şeye gücü yetiyor madem. Zulmeder mi? Bakın imkandan bahsediyoruz. Zulmetmek ne? Şey pardon vuku'dan bahsediyoruz. Özür dilerim sileyim. Vuku'dan bahsediyoruz. Bil fiil Allah zulmeder mi? Hayır. Ama Allah'ın zulmetmeye gücü yeter mi? Evet. Bil fiil zulmeder mi? Hayır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın hidayetini ve dalaletine ilişkin Kur'an-ı Kerim'de yer alan tüm ayetlerin bu imkan ve vuku çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyorum ve bu ayetlere anlam verirken bir imkan iki vuku arasındaki farkın gözetilerek ve dikkate alınarak anlam verilmelidir. Üçüncüsü de Kur'an'ın ısrarla vurguladığı özgürlük vurgusuyla çelişecek şekilde anlaşılamaz. Çelişecek şekilde anlaşılması asla doğru bir anlam olamaz ve kabul edilemez. Bu nedenle e, Allah dilediğine hidayet verir, dilediğini saptırırdan e, bizim işte YouTube kahramanları böyle anlıyor. Ha bak Allah zaten dilediğini hidayet verdiyormuş, dilediğini saptırıyormuş kardeşim. Ben ne yapayım diyor. Sen önce ne yapacaksan bana soruyorsan. Önce böyle bir yüce kitap nasıl okunur, anlaşılır onu öğren. Ondan sonra yüce kitabımızı önüne koyup üzerinde konuşmaya kalkış. Bir ömür çürüt bunun üzerinde. Bir en en az bir 40 yılını ver. Ondan sonra bu işlerle kalkı konuş. Yoksa öyle oradan buradan meal bulup Üzerinde konuşmak en azından ilme saygısızlıktır. İmkan ve vuku çerçevesinde hidayet ve dalalete ilişkin ayetlerin hermönetik çerçevede özgürlük başlığı altında nasıl anlaşılması gerektiğine dair e, yapmış olduğum bu kısa değerlendirmenin arkasından müsaadenizle. Şimdi Tekvir suresindeki ayetlerin anlamına geçmek istiyorum ayet aynen şöyle e, ayetleri okudum ayet şöyle Cenab-ı Hak diyor ki ve ma huve bi kavli şeytanir racim bu Muhammed'e indirdiğimiz söz Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın sözü değildir o nedir inhuve huve yazıyorum burada çünkü üzerinde konuşacağım. inhuve illa zikrun lil alemin. Bu Muhammed'e inen kelam sadece ve sadece vurgu bakın. İlla zikrun lil alemin tüm varlığa bir uyarı bir hatırlatmadır. Bu zikir sözcüğünün anlamını bir uyarı bir hatırlatma insanoğluna yaratılışını hatırlatıyor. Evet, bir hatırlatmadır. Peki şimdi bu hatırlatmanın gerekçesini söyleyecek Allahu Teala. Bu bir hatırlatma, bir uyarıdır. Kime bir uyarıdır? Limen şu kimselere ki şu kimselere bir uyarıdır ki Şa'e bakın Allah söylüyor ben değil Şa'e bakın birazdan üzerinde duruyorum minkum sizin içinizden sizin içinizden dileyen bakın dilemeyi özgürlüğü Allah bize isnad ediyor dileyen sizin içinizden dileyen kimselere bir öğüttür sizin içinizden dileyen kimselere bir öğüttür. Neyi diliyor bizim içimizden bizden dileyenler? Neyi diliyoruz? Devamını yazalım Ayet Kerimenin. En yestakim. Bakın. En yestakim. Düzgün bir hayat yaşamayı. Düzgün dürüst bir yaşam sürmeyi, dost doğru bir yolda gitmeyi, yaratılış amaç ve gayesine uygun yaşamayı isteyenleriniz için bu Kur'an inhuve bu Kur'an vahiy başka değil sadece ve sadece bir uyarıdır illa zikrun lil alemin limen sha'a e minkum sizden en yestakim dost doğru yaşamayı, düzgünce yaşamayı, içi dışı bir yaşamayı, inançla yaşamayı, mümince yaşamayı, takvaca yaşamayı isteyenlerimiz için bir öğüttür. Bakın Allahu Teala değerli izleyenler çok net bir biçimde burada özgürlüğü bize isnat ediyor. Bakın şae dilemek özgürlük bizden sizden dileyen diye. Şimdi bu işte 28. ayet. Şimdi 28. ayette Allah dilemeyi bize isnat eder, insana verir. Siz dileyeceksiniz, siz diliyorsunuz der de arkasından da şimdi yanlış mana verilen ayete geliyorum. Ve ma teşaune ve ma teşaune illa en yaşa Allah. Rabbul Alemin. Evet, kadın Evet. Şimdi malde de gördünüz az önce başkanlığın yayınladığı malde gördük. Diyorlar ki وَمَا illa اِلَّا اَنْشَىٰ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. E şimdi ne oldu? Şimdi bu ayete böyle anlam verirseniz, bu ayete, Allah dilemedikçe, Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Ve buyurun, bu da 29. ayet. 28'de diyor ki siz doğru olmak isterseniz, dürüst yaşamak isterseniz size bir öğüt indirdim. Bakın işte bu Kur'an'a uyun diyor. Ardından da diyor ki ben dilemezsem siz dileyemezsiniz diyor. Şimdi ne oldu bu? Bu koyu adam önüne böyle konuşuyor. Böyle anlaşılabilir mi bu? Böyle der mi? Bir ayet önce ya, bir cümle önce insana sen özgürsün. Özgürlüğün iradenle, özgür seçiminle ben Kur'an'ın öğüdünü dikkate alacağım, Kur'an'a Allah'ın bana indirdiği mesajı dikkate alacağım, ona göre yaşayacağım, ona göre hayatımı, yolumu yürüyeceğim dersen, al buyur sana indirdiğimiz bu Kur'an'a tabi ol diyen bir ayetin hemen ardından, ama ben dilemezsem siz dileyemezsiniz derse e, o zaman ne oldu? Peki ayet böyle mi söylüyor? Ayet böyle mi söylüyor? Hayır. Ayet böyle söylemiyor. Ayet böyle söylemiyor. Bakın değerli izleyenler. Ayetin ne söylediğini konuşalım. Şimdi Arapçada bir kayde vardır. Bu ma olumsuzluk mastır. Bu da onu bozar. Dolayısıyla bunları atarız her zaman. Bu olumsuzluk bu olumluya dönüştürür. Allah diyor ki size indirmiş olduğum size indirmiş olduğum bu Kur'an'ı en yestakim düzgün ve dürüstçe bir yaşam sürmeyi arzulayarak kendinize rehber etmek isterseniz Bakın teşaune tercihinizi bu yönde kullanırsanız tercihinizi bize söylüyor teşaune tercihinizi tercihinizi Kur'an'a uymak Kur'an'a uymak onun öğüdünü dikkate almak Öğüdünü dikkate almak yönünde tercihinizi kullanırsanız diyor Kur'an Kur'an diyor ki eğer siz benim indirdiğim vahyin rehberliğini dikkate almak üzere tercihinizi özgürlüğünüzü bu yönde kullanırsanız alemlerin Rabbi olan Allah da öyle yapmanızı istiyor. Allah da Allah da sizin böyle bir tercihte bulunmanızı istiyor. Tercihte bulunmanızı diler. Allah da böyle ister. Yani Allah ister ki kullarım benim indirdiğime tabi olsa. Kullarım benim indirdiğime tabi olarak onu dikkate alarak onun uyarılarını, mesajını göz önüne alarak yaşamlarını sürdürseler. Allah da böyle diler. Eğer siz tercihinizi böyle verirseniz Allah'ın da arzuladığı bir doğru tercihte bulunmuş olursunuz ey kullarım. Bakın şimdi bu ne kadar önemli bir anlam verdik. Ey kullarım siz tercihinizi siz tercihinizi benim vahyime, şu uyarıya, zikre uymak şeklinde yaparsanız bu Allah'ın yani benim de sizden beklediğim bir ter Tercihtir. Tam benim beklediğim, benim istediğim bir tercih yapmış olursunuz. Tebrik ederim. Ne güzel bir seçim yaptınız. Ne kadar güzel bir e, efendim e, tercihte bulundunuz diyor ayet-i kerime. Şimdi anlam vereyim. Bu bu şuraya kadar anlam veriyorum. İn huve illa zikrun lil alemin limen şâe minkum en kadar anlam veriyorum. Bu vahiy, bu Kur'an sizin içinizden düzgün bir hayat yaşamayı isteyenler için bir öğüttür. Ve siz bu öğüdü dikkate alan bir tercihte bulunursanız Allah da sizin böyle tercihte bulunmanızı istemektedir. Bakın şimdi verdiğim meali gördünüz mü? Hiçbir çelişki var mı? Buyursunlar bakalım bir çelişki bulsunlar. E Zaten böyle söylüyor Allah. Bu benim söylediğim şekilde verilen anlam asla kabul edilemez. Asla. Hiçbir biçimde Arapça bir dil ve bunun bir grameri varsa bu söylediğim anlamın dışında bu ayete anlam vermek imkansızdır. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Evet. Peki hocam e niye böyle anlam veriyorlar? Çünkü gelenekten beri böyle anlaşılmış ya kulun iradesi ve özgürlüğü göz ardı edilerek anlaşılmış kelamda maalesef kelamcılarımız böyle anlam veriyorlar. Peki ben hemen yazıyorum bakın. Yazıyorum. Başka bir renkle yazayım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Arapçası bu değil zaten. Evame ateşaune illa eşaallahü rabbül alemin. Bu Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz demek değil bu. Arapça böyle söylenilmez. Arapçası eğer Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyecek olsaydı Allah şöyle bulacaktı. Malem Yaşa illahu ve len teşa'u Bakın işte bu Allah Dilemediçe siz dileyemezsiniz budur ma <mâ> lem yaşa illa ve len teşa'u nerde ve ma teşa'u ne illa enşa' Rabbul Alemin netice itibariyle değerli izleyenler tahtamız bitmiş onu yenileyeceğim eee Kur'an-ı Kerim'in bu musaf ve maal konusunda en sorunlu mevzu olduğu için biraz üzerinde durdum. Zaten önümüzdeki inşallah örnekler bölümünde örnekler konuşacağım haftalarda bu konuların üzerinde pek çok ayet-i kerimeyi örnek vererek e, bu mevzu üzerinde yeniden duracağım inşallah. Ama burada e, hermenetik üçgeni Musaf'ın çok anlamlılığını e, doğru anlama üzerinden nasıl netleştirebiliriz, nasıl anlamalıyız konusunda üçgenimizin ikinci ilkesi, ikinci e, açısı ya da ikinci kenarı e, üzerine yazmış olduğumuz hususları konuşurken e, burada bunları ele aldım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti insanın özgür oluşunu iptal edecek şekilde anlaşılamaz. Bu kadar net söylüyorum. Anlaşılırsa şayet sorun anlayandadır. Metinde değil. Metinin suçu günahı yok. Biz yanlış anlıyorsak metin ne yapsın? Peki son, son olarak bu maddeye eklemem gereken bir 7-8. maddeyi müsaadenizle ekleyelim. Cem ve bu 3. bölüme geçeceğim. 8 yer kalmadığı için tahtada yeni bir tahta açacağım ama burada bütünlük olsun diye 8 de buraya yazayım. 8 madde çünkü e, dünyevi olarak eşitliktir. Kur'an mesajının en önemli dünyevi hermeneutik üçgenimizin ikinci kenarında yer alan ilkelerinden biri de eşitliktir. Hiçbir ayeti kerimeyi bu eşitliği bozacak şekilde anlamak doğru değildir. Örnekler üzerinde duracağım. Şimdi eşitlik dediğimizde ilk aklımıza gelen hususları ele alarak başlamak istiyorum. Birincisi kadın erkek eşitliği. Çünkü geleneğimizde en sorunlu hususlardan biri bu. Kadın erkek eşitsizliğine dönüştürülmüştür maalesef. Bunları ilerleyen konuşmalarımızda da ele alacağım inşallah örneklendireceğim. Kur'an gayet açık bir biçimde Nisa suresinin girişinde bizi bir nefisten bir candan çok net hiç teville tefsire gerek yok hepinizi bir nefsten bir nefs bir candan bir özden aynı öz aynı töz erkek de kadın da aynı özden aynı tözden yaratılmış hiç kimse bunu başka türlü yorumlayamaz dolayısıyla eşitliğin birinci bölümünde yer alan husus ontolojik olarak kadın erkek hususu ontolojik eşitliktir. Bir ontolojik eşitliğimiz söz konusudur. Bunu Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesini bu anlamda e, bu ontolojik eşitliğe aykırı anlamda anlamak, anlamlandırmak doğru değildir. Nitekim örnekler üzerinde bunu inşallah ilerleyen haftalarda daha detaylı bir biçimde ele almak ve konuşmak istiyorum sizlerle. İkincisi ırk. Kur'an gayet açık bir şekilde inne ekramakum indallahi etkakum buyurmak suretiyle Allah katındaki değerin değeri Allahu Teala değeri değerli oluşu çok net bir biçimde hiç tevile tefsire gerek kalmayacak şekilde renge, coğrafyaya, ırka bağlamamış değer insan olmaktır. Takvadır. Takva da Kur'an'ı literatürde insanı kamildir. İnsanı kamil olmaktır. İnsan olmaktır. Mutlak değer insanı kamil olmak. İnsan olmaktır. Rengin beyaz olmuş, sarı olmuş, siyah olmuş. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ve zaten Allahu Teala sizin hepiniz bir ana bir babadansınız diye yaptığı vurgu da aslında bu değeri renkte, ırkta, şurada burada arayan yanlış ve çarpık düşünceyi e, düzeltmeye yöneliktir. Dolayısıyla gayet açık bir biçimde e, bu Kur'an-ı Kerim'in mesajlarında yer almaktadır. E, kadın erkek e, ve ırk ve üçüncüsünü de yazalım dil, dil şu dil şundan üstün, bu dil bundan üstün diye bir şey yok. Ee, özellikle son zamanlarda son vahiy Kur'an Arapça olduğu için Arapçanın üstünlüğü üzerinde bir sürü gereksiz e, efendim tartışmalar yapılmış. Allahu Teala ilk defa kelamını indirmiyor Arapçayla bütün dillerden vahiy indirmiş. Allah'ın vahiy indirmediği bir dil yok ki hepsiyle vahiy indirmiş. Kendisi söylüyor bunu açıkça Allahu Teala. Dolayısıyla dillerin bir üstünlük ya da vesaire şeklinde araç yapılması, bunun üzerinden bir ayrımcılığa gidilmesi, eşitliğin, dengenin bozulması kesinlikle söz konusu değildir. Şu dil bu dilden üstün falan değil. Bu dil daha gelişmiştir, öbürü az gelişmiştir, öbürü vesairedir. Bunlar olabilir ama değer anlamında üstünlük, eşitliğin bozulması anlamında dil üzerinden bunlar yapılamaz. Çünkü ayet kerime de zaten ve min ayatihi halqus semawati vel arz yerin göğün yaratılması vahtilafu elsinetukum ve elvanukum dillerinizin farklı farklı renklerinizin farklı farklı olması bunlar diyor Allah'ın birer alamet işaret nişanı sizin dikkate alacağınız ibret alacağınız size gösterdiği mucizeleridir diyor Allahu Teala. Benim mucizelerimdir diyor. Bunlar nasıl eşitsizlik olur? Allah'ın yarattığı, Allah'ın eylemi, Allah'ın fiilinin nasıl bir kısmı diğer kısmına karşı daha iyi ya da daha kötü şeklinde bir değerlendirmeye konu edilebilir. Onun için tekraren vurgulayarak bitiriyorum. Hiçbir Kur'an ayeti ve suresi eşitlik ilkesini ihlal edecek şekilde anlaşılamaz. Bu bakımdan değerli izleyenler hermönetik üçgenimizin en başına dönersek dünyevi olarak ele almış olduğumuz bu ikinci ilke üçüncü ilkeye uhrevi olana geldik. E, yorulduğunuzu biliyorum. E, ama İnşallah bir 10-15 dakikada bana lütfederseniz üçüncü ilkemizi de konuşalım. Ondan sonra önümüzdeki hafta tüm bu ilkelerin genelini kapsayacak örnekler olarak devam edeceğim ve inşallah size duyuru başlığımız Kur'an hermeneti örnekler bir örnekler iki şeklinde bundan sonra devam edeceğiz. Dolayısıyla örnekler üzerinde durmuş olacağız. Şimdi bu üçüncü ilke bu üçüncü ilke uhrevi ilke üzerinde müsaadenizle durmak istiyorum ve bir yeni bir e, sayfa açacağım. Burada yine başlığımızı üçüncü ilke olarak belirleyelim. Üçüncü ilke uhrevi ilke. Nasıl ki az önce dünyevi konuları kapsayacak şekilde allah Allahu Teala'nın indirmiş olduğu ayetleri doğru anlama bakımından hermönetik bazı ilkeler belirledik. Hermönetik üçgenimizin içini oluşturan Kur'an muhkematından hareketle oluşturduğumuz ilkeler bunlar. Şimdi de üçüncü ilke uhrevi ilkelerimize geldik. Burada birinci önceliğimiz değerli izleyenler, birinci ilkemizde birinci maddemiz son derece önemli. Hayat bir sınavdır. Hayat bir sınavdır. allah Teala diyor ki ben sizi sınamak için yarattım. Hanginiz güzel amel işleyeceksiniz? Hanginiz kötü amel işleyeceksiniz? Buna bakacağım. Hayat bir sınavdır. Hayat bir imtihandır. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak açısından uhrevi konularla ilgili ayetlerin en temel maddesi budur. Hayat bir sınavdır. Ha bir insan hayatın bir sınav olduğuna inanmaz. Allah'ın insanları sınamak için yarattığını falan kabul etmez. Eyvallah. Onun bizimle işimiz yok, işi yok. Bizim de onunla bir işimiz yok. Biz Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu düşünen, ona inanan, iman eden, kabul eden bir kimsenin Kur'an'da yer alan ayetleri anlamlandırırken ve onu anlamaya kalkışırken insanın yaratılışının insan varoluşu insan varoluşu sınav içindir şeklinde bir temel ilkeyi kabullenmesi lazım. Kur'an böyle söylüyor. Sizi ben bunun için yarattım. Değil mi? Tebarekellezi biyedihil mulk. Mülk suresi başlıyor. Ve diyor ki biz halaknal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ölümü de yaşamı da sizler bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz? Ne tür bir performans ortaya koyacaksınız? Bunu görelim diye yarattık diyor. Şimdi eğer konu böyle olduğunda konu böyle olduğunda bu temel ilkeyi belirlediğimizde insan bu dünyada sınanmak üzere yaratılmış bir varlıktır. Kur'an'ın muhkematı üzerinden musafı ve ayetleri okumaya başladığımızda bu konuda dokunulmaz ilkeleri altına yazalım şimdi bu da bir bu da bir olmasın buna A diyelim A İnsanın özgür olması zorunludur sınavsa insan sınavdaysa özgür olması zorunludur iki Allah'ın adil olması Allah'ın adil Kur'an bunu söylüyor Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez diyor sizin aranızda bir ayrımda bulunmaz, sizi ayırt etmez. Allah'ın adil olması gerekiyor. Üç, yine pardon benim de zihnim biraz yoruldu galiba. B, C diye gidelim. A dedik. B, Allah'ın adil olması. C, ahiret inancı. Çünkü ahiret inancı olmadan bu dünyada sınav olduğumuzu kabul etmenin bir anlamı yok. Ahiret inancı olacak ki bu dünyada sınav oluyoruz. E peki bu dünyada sınav olduğumuza göre ahiret inancımız var. Ahiret inancı ne demek ahiret inancı? Burada sınav oluyoruz. Ahirette hesap vereceğiz. Hesaba çekileceğiz. Burada yaşanılan tüm her ne varsa bunların hesabı ahirette verilecek. E peki biz de ahiret inancına sahibiz. Bunu nasıl biliyoruz? Peygamber ve vahiy ile. Peygamber olmadan, kutsal kitap vahiy olmadan böyle bir şey bilebilir miyiz? Yani bu bizim konumuz olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla ahiret inancı, Allah'ın adil oluşu, mahşerde bir hesaba çekilmemiz konusu peygamber ve vahye inanmayı da gerektirir ve dolayısıyla vahye inanmamız lazım. Bu vahye inanma e, çerçevesinde dört maddede e, özetlemeye çalıştım. hayatın bir sınav oluşu ilkesi son derece önemlidir. O zaman Kur'an'da yer alan, Musaf'ta yer alan tüm ayetleri e, uhrevi manada e, geçen ayetleri hayatın bir sınav olduğu üzerinden okuyoruz. Bu sınavın özgürlük üzerinden gerçekleştiğini, Allah'ın adil olduğunu, ahiret inancının olması gerektiğini, peygamber ve vahiy üzerinden sayesinde bunları bildiğimiz konusunun altını çizmemiz gerekiyor. İki, ikinci maddeyi yazalım. İki, insanın kurtuluşu, Kur'an felah diyor ya, kurtuluşu bireyseldir. Bu büyük harfle yazıyorum. Çok önemli. Bireyseldir. Yani Kur'an'ın bence e, naçizane 7. yüzyılda insanlık tarihine kazandırdığı en önemli husus bu bireysellik vurgusudur ve bireyin şahsiyetini inşadır, şahsiyet inşası. Kur'an inanılmaz derecede ileride örneklerde de konuşacağız inşallah bir kişilik inşa etmek ister, bir inş, bir şahsiyet inşa etmek ister ve bunu hedefi takva sahibi insanı kamildir. Kur'an'ın temel hedefi insanı kamili inşa etmektir. Dolayısıyla kurtuluş bireyseldir. Şimdi bu vurgum çok önemli bir vurgu. Yani Kurtuluşun bireysel olmasına ilişkin yaptığım vurgu çok önemli. Dolayısıyla eğer biz bu dünyada sınav olduğumuzu kabul ediyorsak ve bu dünyada sınandığımızı ve yukarıda yazmış olduğum maddeleri de dikkate alarak Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını okuduğumuzda Kur'an bize diyor ki çok net bir biçimde söylüyor bunu. Diyor ki her kim zerre kadar bakın zerre iyilik zerre kötülük yaparsa bunların karşılığını görecek. Gayet net söylüyor bunu. Her kim salih amel bulunursa salih amellerde bulunursa bunlar o mümine cenneti kazandıracak. Her kim kötü amellerde bulunursa bu da onu cehenneme götürecek. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in vurguları ve bireyseldir. Huzuruma geleceksiniz, sizi hesaba çekeceğim diyor. Hepinizin amel defterini boyunlarınıza asacağım diyor Kur'an-ı Kerim. Gayet net. Şimdi tam da burada sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken ilginç bir biçimde yukarıda özgürlük konusunda da söylediğim gibi İslam geleneğinde bu Kuranda Kurandan hareketle değil bu maalesef hadislerden hareketle inşa edilmiş bir düşüncedir. Bunun üzerinde durarak konuyu toparlayacağım, bitirmeye çalışacağım. İnanılmaz derecede bir şefaat olgusu ortaya çıkarılmış şefaat ve bu şefaate bağlı olarak işte başkasının günahlarını affettirmek için devir işlemleridir, bilmem nedir vesairedir bir sürü olmadık. Kur'an'da yer almayan Kur'an'ın zaten bunları kaldırmak için çaba sarf ettiği konular yeniden maalesef İslam'ın inancının içine sokulmuş ve Kur'an'daki kimi ayetler de maalesef yanlış anlamlar verilerek bu şekilde anlamlandırılmaya kalkışılmış. Dolayısıyla Musaf'ın hermönetik üçgen içerisinde bu üçüncü ilkeyle, üçüncü üçgenin üçüncü kenarında yer alan ilkeyle insanın kurtuluşu bireyseldir. Biz bireysel çabamızla ya kurtuluruz ya kurtulamayız. Bu kadar basit. Artık bizi başkasının herhangi birinin şefaati mefaati kurtarmaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi hani diyecekler ki ya işte şefaat konusunda şöyle var da işte rivayetler var mütevatirdir. Bunun inkarını inkar eden şöyle olur böyle olur. Valla kusura bakmayın. sın hiç kimse. Bir hadisçi olarak konuşuyorum bunu. Kur'an bireysel insan karakterli insan takva insan insanı kamil inşa etmek için gelen bir kitaptır. Bunun önüne geçecek hiçbir şekilde bir ayet anlamı bir vesaire olamaz. Bu inşayı bozacak, tahrip edecek herhangi bir şeye izin verilemez. Bu nedenle de zaten müşrikler biz putlara niye tapıyoruz diyorlar bu putlara. Allah'la bizim aramızda şefaatçi olsun diyor. Allah ne diyor? Şefaat mefaat yok diyor. Ey müminler, ya ey yuhellezine amenu, ey iman edenler. Enfiku mimma razaknakum. Size verdiklerimizi harcayın. Min kabli en ye'tiye yevm. Öyle bir gün gelecek ki o gün gelmeden önce harcayın. La bey'un ve la hulletun ve la o gün geldiğinde, o gün gelince orada ne alışveriş var, ne şefaat var, ne dostluk var. Hiçbir şey kurtaramaz. Siz kendiniz bireysel olarak kurtulacaksınız. Burada dostluk yok. Şefaat yok. Alışveriş yok. Hiçbir şey yok. Kendinizi şimdi bugünden dünyada burada hazır elinizde imkan varken burada yapacaklarınızı da kurtarın. Öbür tarafa güvenmeyin kuran gayet net söylüyor bunu. Çok açık bir biçimde. Sonra bir şefaat müessesesi inşa edilmiş. Bakın başımıza ne açılmış. Bu hatıramla sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Toparlayıp bitireceğim. Bizim fakültede din kültürü bölümü vardı daha öncelerden. Son sınıfların bir gün dersine girdim bir derste hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir soru sorarak derse ve konuya başladık. Konumuz bu tür rivayetlerdi. Rivayetleri inceliyorduk. Bu soruyu bilvesiyle bu ortamdan bir kere daha bizi izleyen daha sonra dinleyecek olan herkese de üzerinde düşünmesi için soruyorum. Şefaat rivayetleri ben bunları hadis demiyorum. Bunlar rivayettir. Şefaat rivayetleri. Bu şefaat rivayetlerini sahih kabul edenler, bunları Hazreti Peygamber'in sözü kabul edenler ve bunun üzerinden bir inanç inşa edenlere göre bir Müslüman cehenneme girebilir mi? Bir Müslüman cehenneme girer mi? Diye sordum sınıfa. Evet size de soruyorum. Eğer zaten Kur'an gayet açık bu konuda. Hiç sorun yok. Kur'an şefaate mefate bunları bitirmiş. Diyor ki bireysel olarak ya kurtuldunuz ya kurtulamadınız. Ya adam oldunuz ya olmadınız. Ya iyi bir insansınız ya değilsiniz. Bu kadar basit. Hayatı ona göre yaşayın. Gözünüzün önüne bakın. Kimseye güvenmeyin diyor allah Teala. Gayet net söylüyor. Kararı ben vereceğim diyor. Öbür tarafta siz huzurumu alacağım. Tartacağım diyor. İyiliklerinizi, amellerinizi, sevaplarınızı, günahlarınızı tartacağım. Malikül mülk benim. Malikü yevmiddim benim. Hakimler hakimi benim. Ben karar vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Ama kulları Allah'a bırakmıyor ki. Günümüzde de herkes herkesi yargılıyor ya. Ahirete mahşere bir şey kalmıyor maşallah. Herkes herkesi yargılıyor. Bakın Allah diyor ki ben karar vereceğim diyor. Ben de sordum bir Müslüman cehenneme girer mi? Eğer şefaat rivayetlerini kabul eden sünni geleneğimizde de olduğu ediyor. Bir sürü şefaat eden var zaten. Allah Resulü diyor ki ben en son büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Peki büyük günah işleyenler şirk dışında bakın. Şirk dışında ne kaldıysa hepsi büyük günah. Zina, hırsızlık, içki, kumar aklınıza ne geliyorsa hepsi kebair. E bütün bunları işleyenleri de peygamber şefaatiyle kurtul, kurtardı. E demek ki Müslüman oldun mu yetiyor. La ilahe illallah de ben Müslümanım bitti. Zaten cehenneme girme şansın yok. İlla biri bir şefaatle seni kurtarıyor. Şimdi bu koskoca kitabın, müsaadenizle lütfen. Şu koskoca kitabın altı bin küsür ayetiyle verdiği mesaj ne oldu? Bitti gitti. O Allahu Teala'nın iman etmeye teşvik eden, salih amele teşvik eden, insan olmaya teşvik eden, takvaya teşvik eden o konuştuğumuz o tüm maddeler üzerinden dünyevi, uhrevi inşa etmek istediği Müslüman dünya ne oldu ya? Ne oldu? İşte geleneğimizde Müslümanların Müslüman oldukları halde Müslümanlara hiç yakışmayacak gayri ahlaki işler yapmalarının sebebinin arkasında hep bu işte nasılsa ne işlesek affedilebiliyor. Şefaat var efendim vesaire var şeklindeki düşüncenin yattığı kanaatindeyim. Onun için Buhari Rahimeullah kitabul İman'ın başında Kitabul İman'ın başında el imanu el imanu huwa kavlun ve fi'lun diye başlar. İman sözdür, ameldir diye başlar. Ve bireysel olarak kendimizi kurtarmalıyız. Bireysel olarak iyi insan olmaya bakmalıyız babamız, atamız, soyumuz, sülalemiz her ne olursa olsun. Bunlar önemsizdir demek istemiyorum. Ama onların önemli oluşu ben birey olarak önemli değilsem beni önemli kılmaz. Birey önemini kendi değerlerinden, kendi amellerinden, kazanımlarından elde eder. Babası değerlidir diye evlat da değerli olmaz. Evlat babasının değerine yakışır ameller işlediği zaman değerli olur. Nitekim bu şefaate aykırı, şefaat düşüncesine aykırı rivayetlerde de görüyoruz. Allah Resulü kızına ne diyor? Fatıma validemize babam peygamberdir diye güvenme diyor. Değil mi? Değerli izleyenler bitiriyorum, toparlıyorum. Buradan devam etmek üzere bir hatırlatma yaparak e, bitiriyorum. Oradan devam edeceğim. Mushaf'ın çok anlamlılığını aşmanın yolları olarak bir hermenetik üçgen önerdim. Bu hermenetik üçgen anlam dairesi anlam üçgeni bize uslup açısından dünyevi ve uhrevi Kur'an'ın muhkematı üzerinden temel ilkeler verdi ve bu temel ilkeler bize çok anlamlılığın sorunlarını aşma imkanını sundu. Yani Kur'an-ı Kerim'in yani Musaf olarak e, musaf'ın çok anlamlı oluşunu aşma imkanı bu üçgende elde ettiğimizi düşünüyorum. Verdiğim kısa örnekler sunmaya çalıştığım maddeler ve bu maddeler çerçevesinde arz etmeye çalıştığım e, hususlar. Umarım siz değerli izleyenlerin Zihninde e, Musaf'ı doğru anlamanın, Musaf'taki metinleri doğru anlamanın e, genel en azından hatlarını e, gördüler, e, görebildiler diye düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta örnekler bölümüne geçeceğim ve bu üçgeni açacağım. Bu üçgende arz etmeye çalıştığım hususları sureler ve pasajlar halinde... E, Musafı bu çerçevede e, işte şu örneği şöyle anladığımızda doğru anlarız da böyle anlaşılmış doğru değil böyle değil şöyle anlaşılması gerekir şeklinde örnekler üzerinden pasajlar halinde ve sureler halinde inşallah e, birkaç sohbette örneklendirme üzerine yapmayı düşünüyorum. E, bu kadar teorik olarak konunun kalmasının uygun olmayacağını düşündüm. Bize katlandığınız için, zaman ayırdığınız, vakit ayırdığınız için hepinize tekrar gönül dolusu şükranlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız. Çok teşekkür ederim değerli izleyenler. Allah'a emanet olunuz.